küçüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Var olun, sağ olun. Sizlere bir şey daha söyleyeceğim. Bu 5 yıllık süreç içinde Kızılca'da dertliklerin dününüyle ilgili araştırmalarımızı, çalışmalarımızı çevre il ve ilçelerde yapılanlara ek katkı sağlayarak yenileriyle buluşturup belediye başkanımıza bu ilçe için, kasaba için bir de kitap üretmeye söz veriyorum. Bu benden sizin kasabanıza hediye olsun. Atalarınızın ninnisini, manisini, düğününü, yemeğini, düğün öğrenmek hepinizin hakkıdır. Köklerinden koparak Türk'üm demeye utanan insanların toprağı olmaya bu vatanın insanın hakkı yok. Biz Oğuzlardan, Orta Asya'dan, bu Anadolu topraklarına gelmiş ve bu topraklarda alnının teriyle kazanarak yaşayan insanlarız. Eğer sizler atalarınızın gününü biliyorsanız, onlar buradan Osmanlı Padişahı'nın Ereğli üzeri haca gönderdiği eşyaların çalındığı süreçte yerleştikleri topraklarda bu soygunu sonra indiren insanlardır. Onlar değerlerine sahip çıkan, onlar üreten, onlar geleceğini kendi elleriyle kuran insanlardır. Siz onların torunlarısınız. Ne mutlu ki bugün Teknik adını yaşatıyorsunuz. Var olun, sağ olun. Değerli hemşerilerim, Boru ilçemizin kitabını yazdım. Boru ilçemizin önemli isimleri, vanimiz Lütfü Tüncel, Cihuz oğulları, Mehmet Bıyıklar, onlar da bektik. Yani Boru'da da köken olarak geniş bir bektik ağa var. Şimdi de Ekim ayında nasip olursa Nide'nin kitabını çıkarıyorum. Amacım ve isteğim şu: bu coğrafya Orta Anadolu'da, hatta Anadolu'da kültür zenginliğine sahip bir coğrafya. Bu coğrafyanın insanın dünü çok zengin. Ama ne yazık ki kendi çabasıyla, kendi emeğiyle var olan insanlara yeteri ölçüde sahip çıkılmamış. Bugün alması gerekeni alamamış bu toprakların. En azından kültürel kimliğini geriye, geleceğe taşımaya hepimizin boynunun borcu ve görevi diye düşünüyorum. O nedenle Dertliklerin bugün yaptığı bu şenliği çok önemsiyorum. Başta belediye başkanımız olmak üzere bizim geleneğimizde olduğu gibi bu işi başlatanlara da teşekkür ediyorum. Günü unutmayız. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Ama geleceğe güzel vurmak başkanımız İbrahim Gülümser'in de çabası ve katkısıyla sizlerin emeği olacaktır. Bu emeği gelecekte şenlendireceğiz. Daha farklı noktalarda, daha farklı güzelliklerle buluşturacağız. Bunun bugünden sizlere sözünü vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Ne mutlu Kızılca'da doğmuşsunuz. Ne mutlu güneşin yanığı andınızda var. Emeğinizi veriyorsunuz. Emeğinle yaşıyorsunuz. Sizlere yiğitliğini, kahramanlığını selamlıyorum.